Evet, dördüncü testimiz 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur demiş sorumuzda. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler verilmiş burada. Haritaya göre Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephede savaştı söylenemez. Kafkas cephesinde savaşmış, Çanakkale cephesinde savaşmış, Suriye Filistin cephesinde savaşmış. Ama burada Irak cephesinde savaştığını göremiyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği, Irak cephesi olacaktır. Zaten harita olmasa bile biz bunu da biliyoruz zaten. Mustafa Kemal Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde sırasıyla savaştı. Evet, ikinci sorumuz, verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz demiş sorumuzda. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda katılmasını fırsat bilen Ermeniler, Kafkas cephesinde başarılı olmak isteyen Rusların da desteğini alarak Hınçak ve Taşnak komitelerinin öncülüğünde Anadolu'nun birçok yerinde isyan başlatarak katliama giriştiler. Tabi Anadolu'da yaşayan tüm Ermenilere özür dilerim. Metni tamamlayalım. Osmanlı Devleti olaylar karşısında 27 Mayıs 1915'te Tehcir Kanunu çıkardı. Bu yasa ile Ruslarla işbirliği yaparak oluşturdukları için Bunt'ta tehlike oluşturdukları için yaşadıkları bölgeden Suriye ve Lübnan'a göç ettirdiler demiş sorumuzda. Şimdi burada suça karışan Ermeniler göç ettirildiği için Türk halkının can güvenliği sağlanmak istenmiştir ifadesi doğru. Bir yasa çıkartılmış ve iç karışıklıklar yasalarla sonlandırılmak istenmiştir ifadesi de doğrudur. Burada tabii Ruslarla Ermenilerin işbirliğini yaparak ve Rusların Ermenilere destek vermesi Ruslar Ermenileri çıkarı doğrultusunda kullanmıştır ifadesini doğrular. Tabii burada tüm Ermeniler göçe tabi tutulmuştur, göç ettirilmiştir ifadesi yanlıştır. Sadece suç işleyen Ermeniler göçe tabi tutturulmuş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Zaten burada da bütün Ermeniler göç ettirilmiştir demiyor. Bu nedenle sorumuz B seçeneği olarak cevaplandırılacaktır. Evet, üçüncü sorumuz. Burada Ruslar 1914 yılında Kafkas cephesine saldırıya geçerek Erzurum, Muş ve Bitlis'i işgal etti. Mustafa Kemal ise Çanakkale cephesindeki görevini tamamladıktan sonra gelişmeler üzerine emrindeki 1. Kolordu ile birlikte Kafkas cephesine geldi. Öncelikle emrindeki tüm birliklerin gıda ve yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Birlikler arasındaki iletişim aksaklıklarını ortadan kaldırdı. Mustafa Kemal emrindeki Türk orduları taarruza geçerek Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri aldı diyor. Tabi burada Muş ve Bitlis'in alınması Kafkas cephesinin toprak kazanıldığını gösterir. Mustafa Kemal orduyu teçhizat bakımından güçlendirmiştir. Gıda, yiyecek ve ihtiyaçlar teçhizat olarak bilinir ve B seçeneği doğrudur. Türk orduları Kafkas cephesinde taarruzdadır. Tabi burada tüm birliklerin ihtiyaçlarını giderdikten sonra taarruza geçtiği ifadesi zaten normalde de biliyoruz biz bunu. C seçeneği doğru. Osmanlı Devleti Kafkas cephesinin tümüyle başarılı olmuş. Hayır. Başarısız olduğumuz halde toprak kazandığımız bir cephedir. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşamayacağımızdan sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, özür dilerim, D seçeneği olacaktır. Evet, dördüncü sorumuz, Hicaz-Yemen cephesinde İngiltere MacMahon planı doğrultusunda Mekke-i Emir-i Şerif Hüseyin'e bağımsızlık vaat etti. Bunun üzerine İngilizlerin desteğini sağlayan bazı Arap kabileleri Osmanlı egemenlerine karşı ayaklandılar. Osmanlı kuvvetleri kutsal yerleri korumak için hem İngiltere hem de Araplara karşı savaşmak zorunda kaldı. Medine-i Fahrettin Paşa komutasındaki Türk ordusu çöl şartlarını açlıktan çekirge yiyerek müdafaa etmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalaması Türk ordusu silah bırakmak zorunda kaldı. Hicaz-Yemen cephesinde yaşanan gelişmeye bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Şimdi burada ümmetçilik fikrinin önem kaybettiği var. Çünkü ümmetçilik doğrultusunda İngilizlere karşı mücadele etmeleri gerekiyor Arapların yani Müslümanların. Tabi bu da ümmetçilik fikrinin önem kaybettiğini yani İslamcılık düşüncesinin önem kaybettiğini gösterir. Arapların İngilizlerle işbirliği yaptığını tabi MacMahon planı doğrultusunda Mekke Emir-i Şerif Hüseyin'e bağımsızlık vaat etti. Bunun üzerine ayaklanmış. Bu da ikinci öncülü doğrular. Türk ordusunun zor şartlarda mücadele ettiğini demiş. Burada Türk ordusu çöl şartlarında açlıktan çekirge yiyerek müdafaa etmiş. Dolayısıyla üçüncü öncülü de doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği 1, 2, 3 olacaktır. Evet, beşinci sorumuz. Burada Cevat Paşa'nın bir değerlendirmesi verilmiş. Cevat Paşa'nın değerlendirmeninden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Şimdi burada İtilaf Devletleri hava gücünü keşif yapmak amacıyla kullanmıştır demiş burada. Seddülbahir ve Kumkale istikamlarındaki toplara kısa menzile sahip olduğundan düşman bombardımanı karşısında etkisiz kalmakla birlikte kolayca tahrip edildi. Düşman ateşini pek muntazam ve ağır bir surette idare etmektir. Tayyareleri ile gözetleme yaptıktan sonra gerekli gördüklerinde donanmalar ile şiddetli bir şekilde ateş açıyorlar. Bu ifade İtilaf Devletleri'nin hava gücünü keşif yapmak amacıyla kullandığını gösterir. Osmanlı Devleti askeri bakımdan gelişmiş imkanlara sahiptir ifadesi var. Tabi burada
Bayır ve Kumkale istikamlarındaki toplar kısa menzile sahip olduğu vurgulanmış. Bu da Türk Osmanlı Devleti askeri bakımdan gelişmiş imkanlara sahip olduğu ifadesini yanlış bir noktaya getirir. İkinci öncülüğe ulaşamıyoruz. Türk ordusu başarılı bir savunma yapmıştır. Birliklerimiz düşman ateşi karşısında gösterdiği gayret ve başarı cidden takdire şayandır ifadesi. Üçüncü öncülüğü. Doğrular burada onlar saldırıyor. Biz savunmadayız zaten. 1 ve 3 doğru. İkinci öncülüğü yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Evet, 6. sorumuz burada Çanakkale Cephesi ile ilgili bir olay verilmiş. Metinde verilen olay Mustafa Kemal'in açtığı kişilik özetlerinden hangisiyle ilişkilendirilemez demiş. Burada düşmandan kaçan askeri görmüş ve cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Bağırarak süngü tak emrini verdim ve yere yatırdım. Süngü savaşıyla Jonk Bayır ve o an düşman elinde düşmekten kurtulmuştu. Kazanan o an düşmana karşı kazanılan bir zaferi simgeliyor demiş. Bu Mustafa Kemal'in mücadeleci ve kararlılığı, vatanseverliği ve mücadeleye yer vermediğini gösterir arkadaşlar. Çok yönlülüğüyle ilgili bir ifade yok burada. Şimdi silah bitmiş, mücadele ediyor. Kararlılıkla savaşıyor. Vatan için ölmeyi göze aldığı için vatansever. Mermi bitmesine rağmen ümitsizliğe kapılmayıp savaşmaya devam ediyor, ümitsizliğe yer vermemesi. Çok yönlülüğü ifadesini sanat, tarih, coğrafya, matematik vesaire birkaç alanda başarılı olması, çalışma yapmasıdır. Dolayısıyla çok yönlülüğe ilgili bir durum söz konusu olmadığı için doğru cevabımız D seçeneğidir. Hatta şöyle püf noktası var. İnkılapçılık ve çok yönlülük daha çok dördüncü niteliğe ilgilidir. Haberiniz olsun diyelim. Evet, 7. sorumuz. Burada İngilizlerin Hicaz-Yemen cephesiyle ilgili değerlendirmeleri verilmiş. Verilen anahtarlık ve Türk ordusunun Hicaz-Yemen cephesinde başarısız olmasının hangilerinin etki olduğu söylenebilir. Türklere üstünlüğümüz de bu imkanlara sahip oluşumuzda yoksa Türklerin o kadar uğraşıp çabaladıkları halde Mekke'yi kurtaramayıp Kızıldeniz kıyılarına da kaybederek Medine çevresine çekilmek zorunda kalışları itiraf etmedi ki askerlikle beceriksizlikle ve cesaretsizlikle değildi. Sadece bizim maddi bakımdan bol imkanlara sahip ve iyi hazırlanmış oluşumuzu tek sebep buydu demiş bunu bir İngiliz komutan. Türk ordusu İngilizlerin oldukça gelişmiş imkanlara sahip olması zaten burada vurgulandığı için doğrudur. Türk ordusu askeri bilgiden yoksun olması hayır. Burada askeri beceriksizleri ve cesaretsizleri ilgili değil demiş. Bu da ikinci öncülüğü yanlış bir noktaya getirir. Bölgedeki iklim şartlarının İngilizleri olumlu etkilemesi demiş. Burada iklim şartlarına da bir vurgu söz konusu olmadığı için normalde tabii çöl şartları zaten etkili ama vurgulanmadığı için biz burada sadece A seçeneğini yani İngilizlerin oldukça gelişmiş imkanlara sahip olmasının Hicaz-Yemen cephesi başarısız olmasında etkili olduğuna ulaşabiliriz ve sorumuzun doğru cevabı A seçeneği yalnız bir olacaktır. Evet, 8. sorumuz buna göre Komutan Hamilton Mustafa Kemal'in daha çok hangi özelliğine vurgu yapmış? Komutan Hamilton Çanakkale Savaşı boyunca tuttuğu günlüğüne düşen cümleler çok mükemmel komuta edilen ve cesaretle dövüşen Türk ordusuna karşı savaşıyoruz. Jonk Bayırı'nda Türkler çok iyi bir kumandana Mustafa Kemal'e sahipler. İleri görüşlülük, çok yönlülük, vatanseverlik vurgulanmamıştır. Burada çok iyi bir kumandan demesi askeri yeteneklerine vurgu yaptığını gösterir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.